Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sunar. Timur abinin İstanbul-Antalya mukayesesine zaten ben olan bir şeyi söyledim. Yani şu anda Antalya turizmin lokomotifi derken Antalya havalimanı arrival'ları %32. Türkiye'ye gelen bütün turistin %32'si Antalya Havalimanı'na girmiş. Bir. İki, İstanbul'a gelen turistler de biliyorsunuz Türk Hava Yolları ve gümrük mevzuatının yeni uygulamasını. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin İstanbul'a ayak bastığınız zaman İstanbul'da giriş yapılıyor. Bu girişler de Bodrum'a, Antalya'ya, oraya buraya devam eden insanlar da hariç burada. Dolayısıyla ben var olan bir şeyi söyledim. Tasvip ettiğim, onayladığım uygulamasının çok doğru olduğuna inandığım bir şey söylemedim. Ama böyle bir gerçek var. Onun da altını çizelim. Çizelim, müsaade ederseniz. Şimdi hani teşvik istemiyoruz. Önümüzdeki taşlar toplansın yeterli. Evet. Birazcık iki kelimeyle toparlamam lazım. Teşvik istemiyoruz derken şunu kastettim. Yani 12 ay turizm yapmaya çalışan bir ülkeyiz biz. Turizmimiz sıkışmış vaziyette. Bazı bölgelerde 7-8 aya, bazı bölgelerde 4 aya. Dolayısıyla 12 ay turist gelsin istiyoruz. Bu kadar Türk bayraklı charter şirketleri var. Kışın bu uçaklar yatıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Kışın turist gelsin diyoruz. Fakat kışın alan vergilerinde 1 euro bile indirim yapmıyoruz. Yani bu uçaklar orada yatıyor. Turistler kışın başka ülkelere belki daha uygun fiyatlı paketlerle gidiyorlar. Fakat İşte alan vergisi uygulamasını kışın, yazın Temmuz ayında, Ağustos ayında kaç dolarsa aynı şekilde Aralık, Kasım, Ocak aylarında da aynen devam ediyoruz. Mesela bu gemiler geliyor İstanbul'a, sabah saatlerinde gelen gemilerden fener parası falan alınıyor. Şimdi devlet önümüzdeki taşları temizlesin derken bunları kastediyorum. Yani efendim bize devletin kasasından, kamu kaynaklarından bedava para kullandırsın, bedava arsa versin. Böyle değil. Bu kastettiğimiz bu değil ama. Ama küçük ama efektif ama dokunuşlarla. Yani, evet, sonuç itibariyle bu ülkeye faydadır. 15 dolarlık alan vergisini almazsınız ama o gelen insan zaten Türkiye'de 250-300 euro, 400 euroluk bir paketle geliyor. Zaten o kadar bir katkısı olmuş olur. Ona yol açar mı? Ya göreceli olarak açar. Bu bir moraldir, motivasyondur acenta için. Bakın 15 dolarları, 20 dolarları küçük rakam olarak görmeyin. 100 bin, 200 bin, 300 bin getiren tur operatöründe çok büyük rakamlar fark eder. Tercih sebebidir. 1 milyon getiren tur operatörü var. 1 milyon getiren tur operatörü var. Şimdi 10 dolar... Dünü bu tarafa döndürmek için. Bir kısmını hiç değilse döndürür. Yani döndürmese de biz üstümüze düşeni yapmış olmamız lazım bir kere her şeyden önce. Kışın alan vergisinin ne anlamı var? Yani alanda kim var? Nasıl bir hizmet? Yani efendim gündüz fener parasının ne anlamı var Boğaz'da? Yani şimdi hangi fenerin parası? Yani bu tür şeyler var, uygulamalar. Bunları birazcık elden geçirerek. Bu çalışmalarda, hava yollarında bir... Tabii bir teşviktir. Yani, bir teşviktir. Efendim belge uygulamaları var. Şimdi havaalanından siz bir tanıdığınızı gidip araçla alamıyorsunuz. UKOME denen bir kurum. Belediye efendim şehir içindeki ulaşımı düzenler. Siz hiç kimseyi havaalanından alamazsınız. Şu anda siz gidip havaalanından bir tanıdığınızı alırken sizi yakalarsa eğer orada trafik polisi 6 ay aracınızı bağlıyor. Sebep efendim belediyenin böyle bir uygulaması var. Şimdi biz turist mi istiyoruz? Engellemeye mi çalışıyoruz? Komik komik belgeler, komik komik yeni merciler. Bizim Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğumuzu zannediyorduk. Bir baktık belediyeye bağlıyız. Hangi açıdan? Araçlar açısından. Yani araç varsa seyahat acentasının münhasır hizmeti bu transfer. Yani adamı ta alıyor. Dediğiniz gibi Amerika'dan, Almanya'dan buraya getiriyor. Havaalanından alırken bir dakika sen alamazsın. Niye, kim alacak? Taksici. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bizim hizmetimizin bir parçası. Yeni belge uygulamaları. Yani devlet ne yapacak? İşte taşlar bunlar. Bunları temizleyecek. Görevi budur. Yeni taş dökmeyecek. Taş temizleyecek. Ben bunu toparlamak istedim. Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sundu.